Başkanım, belediye meclis toplantılarımız her ayın ilk salısı biliyorsunuz. Ama sizin için eğer uygun değilse perşembe günleri de müsait. Yok yok. Çok özel bir şey olmadıkça salıları devam edelim. Bir de belediye başkanı olarak her ayın ilk haftası vali beyle fikir tetisi için bir araya geleceksiniz. Burada mı, valilikte mi? Valiliğe biz gidiyoruz başkanım. Tamam. Vali beyden herhangi bir talep olmadığı sürece aynı usul devam edelim. Başka bir şey var mı? Buyurun. Başkanım, Haşmet Çolak Bey sizinle görüşmek istiyor. Buyursunlar. Buyurun. Bir ziyaret edeyim. Hayırlı uğurlu olsun diyeyim dedim başkanıma. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Buyurun. Mezihciğim, sonra devam ederiz. Tamam başkanım. Vallahi makama çok yakışmışsınız başkanım. Tamam, bizim Hasan da iyiydi, dürüsttü, çalışkandı. Belediye işlerinde çok başarılı. Şimdi Allah var. Ama hak vaki oldu mu yapacak bir şey yok. İlla biri gelip oturacaktı o koltuğa. Hem ne demişler? Devlette boşluk olmaz. Biri gider, biri gelir ama makamlar, mevkiler hep devam eder. Evet, öyle. Sayenizde Çukurova'mıza da bir hanımeli değmiş olacak. Ne de olsa kadınlar biz erkeklerden daha dikkat... Haşmet Bey, yanlış anlamazsanız vaktim biraz darda. Canım, neden yanlış anlayayım? Sayın Başkanım, yani Çukurova'yı idare etmek, koskoca Çukurova'yı idare etmek kolay mı? Değil, günde 24 saat, haftada 7 gün koştursanız gene de yetişemezsiniz. O zaman ben fazla zamanınızı almadan hemen mevzuya gireyim. Ha? Lütfen. Şimdi biz belki duymuşsunuzdur, Betül'le dünya evine giriyoruz. Nikahlanıyoruz, evleniyoruz yani. Hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah, eyvallah. Ben diyorum ki, şimdi damat bütün Çukurova'nın tanıdığı Çolak Ağa. Gelin de Yamanlardan olunca nikahımızı belediye reisinin kıyması daha münasip olur diyorum. Gelin nikahımızı siz kıyın, hem de bizi şereflendirmiş olursunuz. Haşmet Bey, malumunuz vazifeye yeni geldim. Daha henüz hiçbir şeye vakıf değilim. Olsun canım, alt tarafı bir nikah. Yani ne söylenileceği, ne yapılacağı belli. Siz zaten... Haşmet Bey, bu işi yıllardır yapan deneyimli memur arkadaşlarım var. Nikahınızı onların kıyması daha doğru olur. Tamam, öyle olsun madem. Teklif var, ısrar yok. Ama sizi mutlaka nikahımıza bekliyoruz. İnşallah. O zaman ben müsaadenizi rica edeyim. Rica ederim, müsaade sizin. Efendim. Başkanım. Tabii sen benimle dalga geç. Değil mi? Ah be oğlum, bir işlerin içine daldım ama. Sudan çıkmış balık gibiyim. Etrafıma böyle bakıyorum. Ne yapacağım, ne edeceğim hiçbir şey bilmiyorum. Bilirsin sen işini. İki haftaya kalmaz başkanlığı kıvırırsın lütfen. İnşallah. İnşallah. Sen ne yapıyorsun? Neredesin? Holdingdeyim lütfen. Ben de evrakları kontrol ediyorum. Hatta benim Mersin'e gitmem lazım acil. Mersin'e mi? O niye? Bu gümrükten gelen manifestolarda eksik var lütfen. Müdürle gidip konuşmam lazım. Düzelttireceğim hepsini. Ha. Tabii. Git çocuğum, git. Bak eksik gedik var mı, nedir? Bak bir kolaçan et. Züleyha'nın da işleri aksamasın tabii. İşte ben de o yüzden uğraşıyorum. Mersin'den ne zaman döneceğim belli olmaz. O yüzden yüksek ihtimal senin yanına yetişemeyeceğim yemeğe. Olsun bre, ama daha inşallah çok yemeklerimiz olacak. Bir tanem benim. Sen sağ salim git. Gel, senden bir şey rica ediyorum. Ne olur dikkatli ol. Olur mu Fikret'im? Tamam, öpüyorum seni Lütfiye'm. Ben de öpüyorum. Sarı kafam benim. Hadi güle güle. Hadi Allah'a emanet evladım. Görüşürüz.